hep birlikte gerçekten mutluluğu hak ettiğimizi düşünüyorum bu sene. Çünkü herkesin saygı duyduğu, herkesin saygı gösterdiği çok güzel bir sezon yaşandı ve orada mutlu olmak, Fenerbahçe'de mutlu olmak hepimizin o gururuna çok ciddi dokundu ve gururlandık. Tekrar böyle bir şey yaşamak ister miyim? Kim yaşamak istemez? Herkes bunu yaşamak ister. Çünkü öyle bir mutluluğu... Altını da kaplaması lazım. Bu kaplama takımın, nasıl olur? Takımın. Sadece Ersun Yanal'ın değil, bütün takımın. Altını da kaplayabilirlerse ne ala. Kaplayamazlarsa su sızdırır. İddia ediyorum, bazı futbolcular oynayamıyor, bazı futbolcular oynamıyor. Oynamamalarının sebebi Fenerbahçe'yi sevmemeleri, takımı sevmemeleri, hocayı sevmemeleri değil. Ya bize bir şey, bizim kalemimizi kırmışlar. Biz oynasak ne olur düşüncesi. O yanlış. Dün bizim Candaş Tolga Işık'ın anlattığı bir kıssa vardı. Çok hoşuma gitti. Metin Tekin anlatmış onlara. Dinamo Kiev maçı var. Yok, Dinamo Kiev değil. Bir maç var. Stankovic hocaları. Devre arasında Beşiktaş 3-0 mağlup giriyor. Ve ikinci yarıda ne yaparız, ne ederiz, taktik falan konuşuyorlar. Bir gol atalım beyler. İşte... Pardon, Dinamo Kiev maçı. Hoca Stankovic'i bilmiyorum. Dinamo Kiev maçı 5-0 ilk maç. İkinci maça gidiyorlar. İşte bugün hani belki yeneriz, bir tane atarız, bari bir gurur olsun, gurur olsun. Hoca diyor ki Metin abilere, Metin Tekinlere yani o ekibe. Arkadaşlar bu tur gitti. Bu iş bitti. Yani bu uğraşmayın hiç, bunun futbolla falan ilgisi yok artık. Sizin imkansıza karşı duruşunuzu görmem lazım. Şimdi siz çok nasıl ben, tırnak içinde, nasıl adamsınız, nasıl oyuncusunuz, bunu gösterin demiş. Ya boş verin futbolu filan. Yani kazanmak diye bir şey buradan dönmez bu iş. Ama siz imkansıza karşı nasıl duruyorsunuz, nasıl adamlarsınız, bu oyuna nasıl bakıyorsunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çıkın bunu yapın. Çok güzel. Çok zeki hakikaten. Şimdi ben de Fenerbahçeli takımına, bütün oyuncularına ve Ersun Yanal'a, zamanında Metin Tekin'e ve onun takım arkadaşlarına imkansız bir maçın ardından veya imkansız bir maçın devre arasından, tam kronolojiyi de hatırlamıyorum, söylediği harika bir lafı söylüyorum. Bundan sonra kalan 12 maçta sizi şampiyon yapmayacak diye düşündüğünüz güçler de olsa, lan bizi nasılsa yapmayacaklar diye düşündüğünüz güçler dahi olsa, bu hayatta gerçek de olsa, imkansıza karşı duruşunuzu göstermeniz lazım. Sizin İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca olmanız lazım. Tarafınızı belli etmeniz lazım. Bunu belli ederseniz o vazo altında kaplanır. Yok edemezseniz bu işte bir tek Ersun Yanal'ın kellesiyle kurtulmaz.